Üstlerini üstlerini almayabilirler. Ha bu bir zandır. Bak bu bir zan. Tahminen böyle söylüyoruz. Onun için helal belli, haram bellidir. Süt bankası, ki banka kelimesi, bunu banka diyeceklerine süt merkezi deseler daha güzel olmaz mı? Süt merkezi eğer iyi tespit edilecek ve hayırda kullanacaksa biz buna niye karşı olalım? Ama kötü tespit edilecekler, insanların birbirinin süt kardeşi olduğu halde bildirmeyeceklerse çok büyük bir ihanettir diyoruz. Açık seçik yani. Peki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz zamanında biliyorsunuz süt anne durumu vardı. Sefere gelirlerdi işte ihtiyacı olanlara süt annelik yaparlardı. Aslında böyle bir kurum geliştirebilirdi devlet. Bu nasıl olurdu sizce? Yani süt annelik kurumu oluşturulabilirdi. Yani süt anne kurumu değildi. Araplarda bir adet vardı. Özellikle Mekkelilerin havası hoş değildi. Yeni doğan çocuklar daha gürbüz, güzel havalarda sıhhatli büyüsünler diye. İkincisi, kabilelerde Arap dili daha fasih konuşulur. Dil bir insan çok önemli. Uslubu beyan aynıyla insan dili. Hitabetinizi geliştirin. Pazarlamacılar, müdürler, kamu yöneticileri, komutanlar, hatipler, hocalar. Dil çok önemli bir olay. Dili güzel kullanma çok önemli. Orada da dili güzel kullanırlardı. Bunu kazansınlar diye gönderirlerdi oraya. Böyle, bu amaçla gönderirlerdi. Şimdi ben tabii buna biraz kişisel olarak hayret ederdim. Bir anne çocuğunu süt anneye verecek, 2 sene, 3 sene orada kalacak. 4 sene hatta peygamberimizin bir ara geldi, geri gitti. Nasıl dayandılar diye hayret ederim. Yani bizim ülkemizde bu hava şartları, iklim şartları öyle bir gereklilik de yok. Yani orada bir kurum yok. Ama burada devlet gerçekten iyi niyetli de olabilir. Gerçekten bir kısım çocuklara faydalı da olabilir. Şimdi biz ya bu devlet buna bakmaz diye kötü niyetle yaklaşmayalım. Gidip inceleyelim. Kararımızı verelim. Bir ilmi heyet en azından Müslümanlar, sivil toplum kuruluşları giderler, bakarlar devletin uygulamasına. Kardeşim bu tehlikeli. Ya da gayet güzel. Bu şartlarda her şey yerinde diyebilmeli. Ya biz işin kendisine karşı değiliz. Şimdi şöyle bir şey anlaşılmasın. Bir de Müslümanlar yenilik olan her şeye baştan laf. Öyle de değil. Başla karşı çıkmıyoruz. Aklımız var, mantığımız var. Hayırlıysa, faydalıysa destekleriz. Zararlıysa köstekleriz. Bu süt bankasıyla ilgili gündem biraz takip edilirse zaten diğer işlere bu konuda hükümeti uyardı. Bu süt kardeşliği konusunda. Aynı anda da hükümetten cevap geldi. Bu süt bankasına alınan sütlerin düzenli bir şekilde kayıp defteri oluşturulacak ve kaydedilecek. Ve erkek çocuklarına ayrı, kız çocuklarına ayrı olarak verilecek. Bunu biraz takip edilirse... İşte bu şeye bakar tabii. Yani hemen şunu söyleyelim. Bu işi gündeme getiren bakan bizim kadar bu meseleyi bilen bir insandır. Evet. Önemli olan burada bir devlet var. Bizim ağzımızı çok yakmış. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Şimdi biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Yine sütten ağzımız yanmasın diyoruz. Evet. Bir saniye sütü de olsa. Bir kere daha kanmayalım. Çünkü Peygamberimizin de bir hayat tavsiyesi var. La yuldavul mü'mini min cuhrim marrateyn. Müslüman zarar gördü. Deliklerin ilk kere sokulmaz diyor. Şimdi bizim bu sisteme karşı bir güvensizliğimiz var. Yensinler bu güvensizliğimizi. Bak bu karşı çıkan hoca efendiler bu zararlıdır, bu İslam'da yoktur demiyorlar. Böyle karışıp süt kardeşliği ihlal edilebilir endişemiz var diyorlar. Bu endişeyi giderebilirlerse onlar da karşı çıkmaz. Gideremezlerse bu güvensizliği onlar da karşı çıkar. Sorun kendisinde değil, sorun uygulayı yapacak olan insanlara güven vermesidir. Evet. Hocam, ilk dersten şey demiştik, Müslümanlar eğlenir.
her zaman bizim için değillerdi. Peygamber Efendimiz şenliğimizle sevinecektir demiştik. Düğünlerde bizim sevinç yaşadığımız en güzel günlerden biri. Peki bu düğünlerde çalgı şeklinde genellikle Anadolu öyledir. Türk kültüründe de vardır. Gelinimiz, geleneğimiz var. Bu çalgılı caizliği konusunda ne diyebiliriz? Kadınlar ayrı, erkekler ayrı bir evlerde oynasa sıkıntı oluyor mu? Bu bir de şarkı konusu, şiir konusu. Şimdi şiir galiba bir hadiste mi yasaklanıyor galiba, tam hatırlamıyorum. Hayır. Bir de şey var, Yunus Emre Fe- yok. Şu Ara suresi var. Kur'an-ı Kerim'de şairler suresi şu ara. Şairlerin çoğunun yapmadıkları şeyleri söyleyen ve bunları övünen hayalci insanlar olduğu anlatılıyor. Doğrudur. Fakat iman edenlerin müstesna deniliyor. Yunus Emre falan onlar. Yunus Emre peygamberimizin şairleri var. Evet. Hasan bin Sabit yani gibi, o... Kaside-i Bürde yazarı gibi. Yani örnekler de var. Meclisinde şiir okuduğunu söyleniyor. Dolayısıyla şiir güzel bir sözdür. Peygamberimiz bürdesini vererek taltif etmiştir. Şiir hoştur. Hoşu hoştur. Birisi de kalkar zinayı överse, şarabı överse o da çirkindir işte. Yani bir şey peşinden yasaklanmıyor. Müzik konusu bizde biraz derin bir konudur. Müzik. Hanefi mezhebi iki tane çubuk alsa eline böyle ahenkli vursa diyor Hidayede Merginani haramdır diyor. Bu konuda en şiddetli görüş Allah'a emanet Hanefilerde haramdır deniliyor. Öbür taraftan başta İmam Gazali olmak üzere birçok alimler de şehvet uyandırmayacaksa insanlarda, kötülüğe alet olmayacaksa, şarkıların içerisinde dine, imana, ilahiyata aykırı şeyler yoksa, namussuzluk, kokuşluk, yani, bir beis yoktur diyorlar. Bu derin bir konu, yani ihtilaflı bir konu. Konu böyledir. Biz bunlardan birisini ben seçme durumunda değilim, ilgilendirmiyor. Onun için bilgi verdim, burada duruyorum. Yani bana da soruyorlar hocam, arkadaş çevrenden dolayı. Müftüler gönderilsin. Niye para alıyorlar? Hocam, ben sizlerden çağırıyorum. Hocam, müzik yapmak böyle de, dinlemek de mi aynı şekilde? Şimdi bir tarafı illa bize de geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi Hanefi mezhebi böyle diyor ama diyelim ki bugün bir vaiz bile konuşurken bir fon müziği koyuyor. Arkaya. Şimdi bu fon müziğine bakıyoruz. Bu fon müziği bizi oynatıyor, zıplatıyor. Malayane mi sevk ediyor? Yoksa düşündürüyor, tefekkür, bir hüzün mü veriyor? Eğer ikincisi ise Allah-u Alem, burada bir beis yok. Buyurun. Hocam şimdi günümüz İslam toplumunda veya dünyada belli bir refahın sağlanması için hani doğru İslam'la müşerref olması lazım diye ilk oturumumuzda bahsetmiştik. Soramadım. Hatta tam soracağımı da unuttum. Gelene kadar biraz değişti soru. Fakat şimdi günümüz İslam toplumuna baktığımızda yani tam anlamıyla o İslam modeli görünmüyor. Yani uygulanmıyor. Görünürlükte yok. Yani belli bir değişim sağlanmış ve hani ehli iman olmayan insanlar İslam'la müşerref olunca o refahı sağlayacak mı? Çünkü onun numuneler var. O numuneler de tam anlamıyla doğru bir numune değil gibi görünüyor. Çünkü genel manada bir sıkıntı var. Yine küçük toplumlar hadislerde belirtildiği gibi veya ayet-i kerimede bir toplum bulunsun diyor. Nehyanil mülker, emri bil maruf yapan. Fakat küçük toplumlar o genele yayılmış bir şeyi yok. Genele sirayet etmemiş yani o durum. Onun için onlar İslam'la müşerref olunca yine bu suç oranları olsun, her türlü o doğru olmayan işler azalacak mı? Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu iktisat doğrudan din demek değildir. Yani dindar insanların yaşadığı toplum İktisada elverişli ortamdır. Daha mutlu, daha müreffeh olmaya
pozitif katkı sağlar. Ama bunun ötesinde piyasa ihtiyaçlar, arz ve talebin düzenlediği bir fiyat, bir gerçek var. Yani elde maddeler var, ekonominin, üretim var, tüketim var, sayı var, nüfus, paylaşım var. Paylaşımın adil olanı olmayanı. Bu yeryüzünün bir dengesidir. İslam bunu pozitif etkiler. Ama İslam nerede varsa orada muhakkak servet vardır diye de bir iddia yok. Dünyada genel bir savaştan, felaketten, şundan bundan fakirlik varsa İslam da bundan payını alır bir şekilde. Biz ne diyoruz? Güzel insan sadece bizim için değil. Mesela kafirlerde de dürüst, ahlaklı, işini iyi yapan insanlar her zaman kazanırlar. Malına güvenirler. Rahat ticaret alışverişi yaparlar. Bu böyledir yani. İslam pozitif katkı sağlar. İkincisi, İslamiyet'in getirdiği sistem yaşanırsa haramlardan uzak. Biz bu çok büyük etkileri olur. Ne gibi? Mesela siz de bilirsiniz ki parayı haram ye. Parayı haram ye. Bir adam evlenir, eşiyle istediği kadar cinsel ihtiyaçlarını karşılar, oynaşır, sevişir. Bunun bir şey parası olmaz. Ama aynı işlemi nikahsız yapsa bu bütçeyi sömürür götürür. İster buradan tutun, ister başka bir sürü örnekler vereceğiz. Bunlar bir insanın iktisadi hayatını zenginleştirir, geliştirir. Dolayısıyla bu haram ve para harcamaz kalır. Şu bu kalır yani. İslam'ın katkısı olur. Ama biz insanları dine davet ederken Müslüman olun, zengin olun demiyoruz. Müslüman olun, cennete gidin diyoruz. Allah'ın rızası diyoruz. İktisadi açıdan sormamıştım da onu da diğer şey halleri şey yaparsa aynı cevabı almış olurum. De hocam Son soru olsun o zaman. Namaza geçeceğiz. Hocam bu son zamanlarda sıklıkla dile getirilen modern bizlere modern İslamcıdır, muhafazakar demokrattır gibi bir sürü böyle şey isimler vuruyorlar. Hı. Bu isimlerin tapılmasında bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Yani, hoş bakmıyorum. Özellikle bizim dışımızdaki isimlerin bize takılmasını şiddetle reddediyorum. Mesela modernist gibi, radikal gibi. Hatta Müslümanların kendisini tanımlayan, tevhidçi Müslüman, bilmem ne gibi. Bunlar bizi böyle parçalayan cehalet örnekleridir. Hüve sen mahkumul müslümin mi ayeti kerime? Müslümanlar olarak sizi isimlendirdi diyor. Efendim muhafazakar Müslüman, milliyetçi Müslüman, demokrat Müslüman, komünist Müslüman. Ya da çıktı hocam. Evet. İslam sosyalizmi. Kitabı da var. Çıktı hocam anti-emperyalist Müslümanlar diye çıktılar. Yani işte tersinden söylenince komünist Müslüman. Bunlar İslamiyeti bilememe veya heyecan adamı yani. Böyle dersek acaba şunları kapar mıyız? Ne gerek var ya? Gerek. Bir soru oradan kim vardı? Mesut. Tamam. Son diyelim ki meseleyle ilgili. Hani şu kardeşim şu kardeşlerden öncesi falan olayı var ya. Hazreti Adem'in çocukları arasında meydana gelen en büyük olay. Hazreti bizde bir kayda var. Az-zarurat tubihul mahzurat derler. Zaruretler, zorunluluklar, mahzurları, haramları giderir. Aç olan bir insan, leş yer mesela ölmeyecek kadar. Hazreti Adem'in çocukları birbirleriyle evlenmeyeceklerdi de kiminle evleneceklerdi? Demek ki zaruret var, izin var. Allah izin vermiş. Şeriatı kim koyuyor? Allah. Allah onlara kardeşle evlenme iznini vermiş. Sonra ama orada da bir şey anlatırlar. Hazreti Havva annemiz her defasında çift doğurdu. Bir erkek bir kız. Evlenenler aynı anda dünyaya gelen ikizler değil,
bir öncekiyle çapraz evlilik yaptılar. Yani anasıdır değil mi? Evet. Bu bir erkek bir dişi doğdu. Bir önceki bir erkek bir dişiyle evleniyorlar çapraz. Kendi aynı beraber doğdukları ikizler birbirleriyle değil. Bu gitti bir müddet böyle. Sonra Hazreti Yusuf'un hayatını okurken bakıyoruz ki kardeşleriyle anaları teyze çocuklar bunlar yani. Yusuf'un annesi, öbürlerinin annesi kız kardeşler. Nasıl olur diyoruz? Olur. Neden? Hazreti Musa'ya kadar gelen şeriatta iki kız kardeşi bir nikahta toplamak caiz idi. Bize göre çağ üçtür. Hazreti Adem'den Musa'ya kadar ilk çağ, kurun-u ula. Hazreti Musa'dan Peygamberimize kadar kurun-u usta, orta çağ. Peygamberimizden sonra ahir zaman, ahir, yani son çağ artık. O zamana kadar bu da izindi. Dedik ya, şeriatlar cemiyetin tekamül etmesiyle zaman içerisinde değişim geçirdiler. Bu öyle bir değişimdir. Peki arkadaşlar, bu kadar kalsın hocam. Size çok yoruldunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ama benim aklıma şu geldi hocam. İlerleyen zamanlarda eğer fırsat olursa bu davet metodu üzerine ve bir de o Habibi Necar konusuna tekrardan bir şey yapalım hocam. Uzun bir zamanda deneyelim. Çünkü yani buradaki gayemiz zaten Cenab-ı Allah'ın lütfu kerimi ihsanıyla İkram ile. Bu arkadaşlar zaten bir hizmet taliplisi arkadaşlar. Ama yani hizmet konusunda çekilen sıkıntılardan, yani ne kadar rahat bir ortamda olduğunu söylediniz ama bunun birazcık daha farkına varmaları, birazcık daha içinde bulundukları nimetleri anlamaları ve bu nimetin karşılığı olan hizmetle, yani Habib-i Necar'ın yapmış olduğu fedakarlığın karşısındaki hizmet oydu. Ama bizim içinde bulunduğumuz bu nimetlerin karşılığında olabilecek hizmetle olmalı, onun kalitesini olmalı. Hı. Bunun üzerine bir tekrar hasbihal edelim hocam inşallah, şey yaparsak. Bugün başka mi? Yok bugün değil. Başka programa tekrar hocam inşallah. Tabii. İnşallah. Peki arkadaşlar şimdi namaza geçiyoruz. Bir program değişikliği varmış. Ayhan Bey onu